Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir pazar günü daha sizlerle beraberim. Bugün 10 Şubat. Vay be, Şubat'ın ortası da geldi mi? Geldi. İşte böyle zaman hızla akıp geçiyor. Hepiniz umarım iyisinizdir. Dün BKM Mutfağa gelen, BKM Mutfak Şarşı'da bizle beraber olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir gece geçirdim sayenizde. O kadar muhteşem bir enerjiniz vardı ki. Ben geldiğimde şey dedim, hani gelen arkadaşlar acaba arasında kimler şarkı söyler dedim. Bir baktım bir fanusa atıyordu herkes kimler söylemek istiyorsa. Fanusun içi yıkılıyor. Dedim herkes galiba söylemeye geldi. Evet abi, inanılmaz. Benle beraber bir şarkı söylediler. Veya çıkan arkadaşlarla beraber muhteşem bir atmosfer. Yani gerçekten şahanesiniz. O işin de tadı yenmiyor. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Farklı projeler ürettikçe çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün hava güzel. İstanbul'da hava güzel daha doğrusu. Gayet tatlı bir hava. Sabah yürüyüşümüzü yaptık. Keyfimiz yerinde. Beyazları giydik. Tokyoları taktık. Her şeyi yaptık. Sizlerle beraberim. Umarım güzel, keyifli bir müzik dolu yayın olur. Sizler de pazar gününüzü evinizde tatlı bir şekilde, ne bileyim, dinlenerek başka şeylerle geçiriyorsunuzdur zaten. Biz de size müzik ve sohbetle eşlik ederiz. Bugün neler yapacağız? Bugün neler yapalım Özgün? Elif? Valla büyük bir gazla başladık hocam. Gazlı sanat. Evet, ben de Sanremo festivali yapılmış değil mi dün? Onun sonucu gelmiş. Evet, Sanremo Eurovision'a İtalya'yı temsil edecek şarkıyı seçmiş. Seçmek için bir tabii büyük bir Sanremo işte 69. yılında ve Eurovision'a daha eski bir müzik festivali. Evet. Yani iyi ki böyle festivaller var. Güzel müzik dinleyebiliyoruz diyebiliriz hocam. Kesinlikle arkadaşlar. Bugün 2 tane biliyorsunuz anket açtım YouTube'da topluluk bölümünde. 2 tane anketten sizlerle alakalı olarak neler biliyorsunuz, beraber neler paylaşabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, onlarla ilgili sorular soruyorum. Vaktiniz olduğunda lütfen topluluktan bakın. Twitch kanalını bilmeyenler lütfen çarşamba günleri 20.30'da canlı yayında sizleri canlı yayına alıyorum ve canlı yayında çalıp söylüyorsunuz. Bunları, bu alternatifleri kaçırmayın YouTube'da, çünkü telif yasaları yüzünden böyle oturup şarkıları çalıp söylememiz maalesef mümkün olmuyor. Keşke burada yapabilsek. Büyük bir zevkle de yaparım. Onu kaçırmayın. Çarşamba 20.30 Twitch. Çoğu kişi biliyorum gelmiyorum diyenler var. Saygı duyuyorum tabii ki. Farklı bir platform. Ama zevkli olduğunu söyleyebilirim. Bir sürü genç arkadaşı yakalıyoruz aynı şekilde. Oradan bazen orada yakalayıp burada analizlerini yapıyoruz. Değil mi Özgün? Mustafa'yı mesela öyle yaptık. Tamamen. Mustafa oldu. Cazcı bir Furkan şey vardı. Solistimiz vardı. Aynen öyle. Akdeniz'i burada konuştuk. Hatta Akdeniz'de stüdyo sohbet çektik. Akdeniz'i yani, görün arkadaşlar. Akdeniz'i görünce inanılmaz şaşıracaklar. Arkadaşlar yakında sizi bir muhteşem bir adamla tanıştıracağım. Akdeniz'de tanıştıracağım. Muhtemelen kanalın girdiği zaman en az izlenen videosu olacak. Çünkü 2,5 saat. Ya videonun süresi 2,5 saat. Ya bildiğiniz böyle çekirdeğiniz, kekinizi alıp film izliyor gibi oturup büyük vaktinizi ayırmanız lazım ama bence kanal tarihinin gelmiş geçmiş en efsane videolarından birini çektik. Beraber Akdeniz'de Ankara'dan geldi. Neyse, uzun lafın kısası ben başlıyorum. Haydi bismillah. Peki arkadaşlar, bakalım neler istiyorsunuz? Bugün repertuarımızda neler var? Evet, bizim de bir repertuarımız var. Repertuarımızı siz belirliyorsunuz. Bakalım. Lütfen ses analiz, scream vokal. Redcan. Bir şey değil mi? Ben scream vokalden o kadar anlamam ki. Bir yere kadar anlayacağım. Bir yerden sonrasında da topu gene başkalarına atacağım. Çok kısa bakıyorum. Sia Alive. Scream mi okuyor yani? Hadi canım. Scream mi çocuklar şimdi? I don't know. Bakayım scream mi okuyor? Nerede scream? Şaka yapmıyorsun değil mi? Arkadaşım güzel insan. Burada hiçbir scream yok. 0 scream. Normal şarkı söylüyor. Ayrıca Sia'nın da çok kötü performansları da var ya. Neyse, Ercan Gülüoğlu. Mesajımı gördüğünüzde çalışıyor olacağım. Merakla analizi bekliyorum. Tamam. Hadi bakalım Ercan'cığım. Ercan daha önce bize kayıt göndermişti benim hatırladığım. Ercan'ı daha önce dinledik diye hatırlıyorum. Bakalım Ercan neler yaptı o vakit içinde. Kendini geliştirdi mi? Ercan Gülüoğlu, Elfida. Aa, Ercan'ı hatırlıyorum. Ercan beni hackleyen adam ya. Efsane Ercan. Şimdi hatırladım. kayıt kaliten kötü. Yani iyi değil ses, biraz boğuk boğuk alıyor. Ercan o gitarın üzerinde Ercan Gülüoğlu mu yazıyor? Hakikaten öyle ha. Burada kocaman Ercan Gülüoğlu yazıyor. İlginç fikirler vallahi Ercan. Hani bağlamada yazar ya böyle soyad falan da kocaman Ercan Gülüoğlu. Tanımamak mümkün değil yani her derde seni, süpersin. Ercan Gülüoğlu dinleyecek şeye benziyor ya. Naide Babaşlı da böyle dümdüz okuyor ya. Çok o havada. O aynı lezzet var seslerinde bence. Bu naif okuma her zaman böyle alta. Bu soft müziği getiriyor. Ercan'ın da sesi bayağı meditatif bir ses. Yani dinlendirici, huzur verici bir ses. Bu yapılar ilginç. Şimdi Türkiye'de bunları hiç kullanmayı kimse bilmediği için. Çünkü böyle bir sektör yok. Yani YouTube'da sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Bir yer ASMR'a yakın bu tarz müzik. Yani bu müzikler insanı huzur veren, dinlendiren, rahatlatan seslerle oluşturulan şeyler. Ercan'ın da böyle bir sesi var. Bakın düz sesler kullanıyor, ağır vibratolar hiç yok. Standart şöyle şarkı oku, böyle şarkı oku stillerinin tamamen dışında okuyor ama çok lezzetli. Hafif vibrato geldi. Sen bayağı bunu namelendirmişsin ortalarda Ercan. Kayıt kaliten kötü. Bir tık daha kayıt kaliteni yükseltirsen daha iyi sonuç alacaksın Ercan. Şimdi Naide'nin kaydıyla seninki bir kıyaslayayım bak bir saniye. Sadece kayıt teknolojisi alakalı olarak. Yani sen de aynı yumuşaklıkta okuyorsun. Bir de sende şey de yok. Detone düzeltme de yok yani. Bunda var. Sürekli detone düzeltme var bunlarda. Bak. Bak o da klasik gitar, sen de klasik gitar. Dinle. Altyapı yapılmış bak. Bütün farkım bu. İnan bana bütün farkım bu. Yani kayıt teknolojinin biraz daha yaklaştığı zaman daha iyi sonuç alacaksın. Peki. Teşekkür ederim. Devam. Sinem Kadıoğlu'nun performansına baktım çocuklar. KBS Kore televizyonu hiç acımıyor. Şak diye telif sabahında geliyor. O nedenle yapmıyorum oradan. Başka bir yerden gönderin bana linkleri. Yani başka bir yerde söylediği performansını bulun lütfen. KBS, bütün Kore severlere söylüyorum. KBS ile ilgili hiçbir şey göndermeyin. Boş boşuna yapmıyorum çünkü. Peki telif cezası yaptım. Aşağı inelim. Merve Sun hocam merhaba, size Voodoo'yu gönderiyorum. 2 tane gönderiyorum. Şurada arkadaşı da kaçırmayalım. Redkan, bunu sen de göndermişsin bakalım. Senin gönderdiğin de bir inceleyelim bir saniye. Kişisel Sia Chandelier. Bir kere Sia'nın daha önce yaptık. Yaparız ileride gene. Başka ne var? Merve Suna. Buna bakalım. Ne bu? Hocam merhaba, size buyu gönderiyorum. Lütfen analiz edin. Sesleri çok iyi. Monsta X. Monsta X. Genelde canlı performanslarda hep backtrack kullandıkları için... Anlamak o kadar zor ki gerçekten canlı okuduklarını çocuklar. Siz nasıl anlıyorsunuz ben bilmiyorum. Belki benden daha çok dinlediğiniz için olabilir ama ben anlamıyorum yani. Bu gerçek olup olmadığını bilemezsiniz bunun. Çoğu gelen altyapının üstüne okuyor. Baksanıza vokal farkına ya, dengelere. Ya bunların gerçek bir akustik performanslarını bulmadan böyle şeylere girişmek bence. Aa, Turkey falan yazıyor burada. Live performans ama hangi live performans? Bunların yarısı live. Değil mi? Mesela live akustik diye bassak belki bir sonuç gelir. İşte. Beautiful akustik cover. Abi hiç o, ya öyle acayip şirketleri var ki bu Korelilerin. Çok acayip. Yani abi yok, hiç görmüyorsunuz değil mi? Yani bir tane çocuğun şöyle akustik gitarla şarkı söylediğini göstermiyorlar size. No. Mümkün değil yani. Çok nadir görüyorsunuz bunları. Çok grubundaki soliste çok güveniyorsa yapıyor bunu. Yoksa yapmıyor. Bak. Akustik versiyon, bir altyapı geliyor. Ah, bu nihayet canlı bir şey bulduk. Gerçekten canlı bu. Tamam, grubun rapçileri geldi. İkinci rapçi de geldi. Çok özür dilerim. Anlamıyor. Baksanıza bir sürü back vokal var. Hepsi gizlenmiş. Çocuklar, eğer istiyorsanız gerçekten, ama bulmanız çok zor. Onu baştan söyleyeyim yani. Bulmanız çok zor bu Kore gruplarında. Şirketler çünkü en ufak falso verdirmiyorlar sanatçılarına. Yani o iyi okusa da okumasa da onun sürekli olarak altta back vokaller, karaoke'ler ve çocuklar hiçbir zaman gerçekten nasıl okudukları bilmiyorsun. Yani bunu şu Kore gruplarını bakın bu kadar zamandır inceliyoruz. Herhalde bir senedir Özgün sürekli Kore yaptık değil mi biz? Bir seneye geçmiştir. 1,5 sene falan olmuştur. Yani aralarında... Hatta biz 100. Canlı yayın yemeğinde de Kore'yi konuşmuştuk. O zaman 1,5... Bu dönemlerde başlandı. Tamam, 2 sene o zaman. Tamam. Şimdi 2 senedir biz bunu yaparken, 2 senedir size yemin ediyorum arasında hakikaten bir akustik gitarla, bir piyano ile çalıp söyleyen kaç kişi gördük? Hakikaten canlı böyle ev ortamında çalıp söyleyen hiç gördünüz mü? Gördük. Görmedik demeyeceğim. Var, yaptık. Çok nadir ama çocuklar. Ya özellikle Kore şirketleri bu işin pazarlamasında biraz ketumlar. Çok ketumlar. Ve sanatçılarının en ufak problem yaşamasını istemiyorlar. Seyirci karşısında rezil olmasını istemiyorlar. Bir gariban Twice'a yapmışlar onu. Göndermişler radyo programına. Hepsi yarı yarıya detone olup durmuşlar. O da neden? Belki kötü niyetlilerdi. Gerçekten ilginç yani. Onun dışında ne Blackpink'te bunu... Pardon, Twice değil, Blackpink. Blackpink grubuna yapmışlar bunu. Yani onun haricinde ben duymadım ya. Hiç duymadım yani. Hep böyle şey... İşte Ekron'un vokallerini izliyoruz. Yani bazen böyle bir şey çıkıyor. Bir akustik gitarla bir tane. Aksi takdirde yok. Ya ama dünyadaki pek çok şarkıcıda bunu duymayabilirsiniz yani. Bence yok. Ya Amerikalı şarkıcılarda bunu yapmıyorlar. Çoğunlukla yapmıyorlar. Yapanı var mı? Vardır tabii ki ama Kore'de neden bu kadar fazla ben hala çözemedim. Neyse. Gene Kore'ye daldık. Peki. Ana o nedenle ben anlamıyorum. Bana böyle grupları gönderecekseniz ne olursunuz hakikaten piyano veya akustik gitarla canlı okudukları bir şey çekin. Ya orada da biri piyano çalsın yani. Görelim. Hiçbir şey görmüyorum. Alkadan böyle 5 tane vokal geliyor mis gibi, kaymak gibi. Peki bir anda da aşağı attı. Oh kaymak. Şimdi şöyle biraz da ben aşağı attıysa aşağıdan bakalım. Diyarbakır'a selamlar arkadaşlar. Hiç duymadığım sesleri gönderiyorlar. Bugün de böyle hiç duymadığım sesleri yapasım var. Öyle bir günümdeyim yani. Gerçekten öyle bir havadayım. Motive'nin yeni şarkısına bu hafta bakmayalım İrem. Bu hafta bakmayalım. Biraz çünkü ben kendini tekrar ettiğini düşünüyorum soundlarının. Biraz kendini tekrar ediyor. Çok benziyor diğer şeylere gibi geldi bana. Ama iyi de dinlememiş olabilirim. Bakalım. Neyse analizi yapar mısınız? Babylon The Blend yarışmasında 1. olmuşlardı. Bakalım. Merak ettim. Bugün böyle biraz bilinmeyen peşinde koşma niyetindeyim Özgün. Sence nasıl fikir? Aa, çok iyi olur hocam. Ben birkaç tane ayırdım ilginç analizler. Tamam. Her yangında bin renkten tek nasıl bir kayıt ya? Bu kayıt bir garip çocuklar. Şuna bakalım mı? Oh be, nihayet düzgün bir kayıt bulduk. Her yangında bin renkten tek duman çıkar. Canım yanmaz eğer bilmesem. Biraz baritonal bir renk, solist ama güzel okuyor. Hafiften name içeren bir rengi de var. Bin renkten... Kendine has bir stil. Tek duman. Tek duman. Okuyuş ve konuşma stili de farklı belli. Çıkar, ya, diksiyonunuz şarkı söylemenizi çok etkiler aslında. Nasıl günlük hayatında diksiyonunuz varsa şarkı söylemenizin de içine geçiyor bu. Ve farkında olmadan aynı diksiyon belirtisiyle şarkı söylüyorsunuz. Bu kimi zaman güzel oluyor, kimi zaman alternatif oluyor. Şimdi neyse de bu güzel durmuş da bir başkası bunu yaptığı zaman bu lezzette gelmeyebilir. Veya siz neyse şarkısı okurken aynı böyle okuyorsanız kesinlikle aynı gelmeyecektir. Çünkü solistin karakteri bu. Taklit bir şey yapmıyor. Kendi karakterini gösteriyor. Eğer bilmesem. Sound'un lezzeti. Çok tatlı be, değil mi? Şimdi bana kızın, ileri alıyorum. Artık bana kızın diye önceden söyleyeceğim. Biraz kapalı ağzı değil mi? Her yanım zı. Her yanım zı. Her yanım the berber. Yani ağız açmamı o kadar öyle uç bir noktaya taşınıyor ki artık kelimeler yok oluyor. Kelimeler yok olsa da müzik var. Ama bizim hayatımız kelimeler değil mi ya? Konuşmamız, düşünmemiz, yaşamamız değil mi? Yani ne kadar önemsemeyebiliriz anlaşılmamayı. Evet, kapalı harfler çok bariz şekilde. Alternatif dedik başta, yakıştı dedik. Buralarda biraz fazla mı kapalı diye şöyle dengeyi bir dengeyi toparlamak lazım. Burada anlaşılmıyor hiçbir şey bence. Bahar gibi oluyor. Diksiyon çok kıymetli bir şey şarkı söylemekte arkadaşlar. Ne kadar müzik türünüz, tarzınız, tavrınız, soundunuz tamam. Solistin karakteri, ses becerisi, müzik yeteneği. Ama diksiyon ne kadar dışarı atabiliriz yani. Hoca gene hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Hep aynı şeyleri. İstilav var, ben anlamıyorum ne dediğini. Bildiğin istilav var mı diyor. Ben anlamıyorum. Haksız bu duvar ardında bir şekilde hayat var. Evet, back vokali davulcu yapıyormuş. Çok güzel. Oh be, nihayet düzgün bir kayıt dinliyoruz ya. Helal olsun size. Sound'unuz, genel sound, duyum, lezzet, beraber çalma alışkanlığı, keyif mükemmel. Çok lezzetli. Yani gitarların tınlaması, bakın işte 2. pozisyon, 7. 8. pozisyondan eşlikler falan, hani uyum mükemmel. Şimdi vokalin karakteri değişti tabii. Biraz daha sesini gösterdi. Ne dediğini anlattı. Bir renkten. Sesleri. Bir renkten. İçeri çekerek söylüyor. Bir renkten. Belki birazcık daha davullu baslı böyle büyük bir orkestraya gelse bu. Bir renk. O kadar lezzeti duyulmayabilir. Öyle olsa duyulmuyor. Şu an kötü mü duyuluyor? Hayır. Canım yanmaz eğer bilmesem. Evet, çok lezzetli. İkinci sözler. Şimdi ikinci bölümde biraz daha gürültülü çalıyorlar. İlk bölümde tabii daha sadeydi. Şimdi bunun için de vokalin davranışına bakalım. Bin bir renkten, zaten görüyorsunuz hani davranışını. Bin bir renkten tek duvar. Sesi arkaya atarak söylüyor. Herhalde en tiz söylediği noktalar bunlar herhalde. Daha tize çıkıyor mu bilmiyorum. Ama hep geriye çekilerek yapıyor bunu. Bunlar tamamen kafa sesine doğru dönüyor. Gibi falsettoya yakın. Peki genel müziğin yapısına bakarsak, içindeki solistin bulunduğu yere bakarsak, bir değerlendirme düşünürsek, kapalı ağzın son derece kötü etkilediğini girişte görüyorum. Ben kendi adıma tabii ki. Sizler bayılabilirsiniz bunu. Ay ben ne dediğini anlamamak istiyorum diyebilirsiniz. Hiçbir şey diyemem buna. Bence öyle olmaması lazım. Çünkü dil önemlidir, diksiyon kıymetlidir. Solistin okuma yapısından, akustik performans içinde biraz sesini geriye alarak kullandığını fakat müziğin içinde herhangi bir problem yaratmadan işine devam ettiğini görebiliriz. Bu da biraz daha orkestranın daha elektrik sazlara geçtiği zaman, daha elektrik çalmaya başladığın zaman, büyük çaldığı zaman olmayacak bir şey. Yani bu kadar geriye atarak o şekilde şarkı söylenemez. Bu şu an ve o anın kıyaslaması değil. Öyle bir anını görmüş değilim çünkü. Ama orada biraz daha sesi önde toplaması lazım. Bu kadar arkaya değil de biraz daha öne doğru vermesi gerekir. O zaman da sesin değişmesi lazım. Peki. Bence genel olarak zaten hani soundları, yapıları, bir sürü şeylerinden anlattım. Çok başarılı bir grup. Solistleri de başarılı yapılan müziğin içinde. Temiz. Güzel. Peki. Neyse, grubunu da tanımış olduk sayenizde. Zlata Organović. Organović. Hiç duymadım. Dinleyelim. Kimmiş bakalım? Zlata Organović. Zlata Organović. Organović. Yanlış yazmışsın çocuk. Tugay TV. Abi Zlata Organović yazmışsın ama Organović'miş. Buyurun. Şimdi tam benim konum Eurovision 2013 ikincisi. Haydi bakalım. Pardon, üçüncüsü. Ben o zaman gidiyorum aşağı. Görüşürüz. Hadi bay bay. Yani Zlata'yı çok sevdiler. Türkiye'de büyük bir hayranlığı vardı. Buradan Eurovision sevenleri de sevdiler. Anlat Özgür, anlat. Hocam gel. Ben dedim gideceğim diye. Gir anlat yani, hadi. Hadi. Yani hangi şarkısını istedi bilmiyorum da. One Day. Gravity şarkısı, Gravity ile Eurovision'da üçüncülük almıştı. One Day. Efsane bir performanstı. One Day yani istemiş. Hem o kadar. Evet hocam. Hem böyle dans edip hem de çok iyi şarkı söyleyebilen Ukraynalı starlardan birisi. Hadi bakalım o zaman. Ukraynalı star. Gerçekten var böyle sesler. Allah Allah. Ben tabii ilk çıkan kadın sandım, değilmiş tabii ki o. Yalnız kıyafete bakın, aman Allah'ım ya. Buradan sarkıyor falan, öf. Ne oluyor? 2012 Ukrayna live. Hay 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 hay. Ne oluyor arkadaş? Ya hangi günde geldik de buralara. Ne oluyor? Ha, geliyor tamam. Canlı mı bu şimdi? Ne oldu belli değil. Bence canlı değil bu. Bebek var hocam. Ulusal finalde. Bu şu an ulusal final mi Özgün? Evet hocam. Ha tamam. O zaman canlı okuyor yani bu şu anda değil mi? Hocam yarı playback. Tamam. Yandık be! İşte bu! Vur tepeye! Güzel. Çok lezzetli sesler. Lezzete bak ya. Harika kafa sesleri arkadaşlar. Müthiş. Şarkıcının değişimlerine bakın. Bir şuraya bak. Tamamen belt. Bastıra bastıra. Ama dile bakın ya. Mükemmel pozisyonda, görüyor musunuz her şeyi? Nasıl güzel bir içeride akustik oluşuyor bu sayede işte. Açık ağız. Kubbeyi görüyorsunuz değil mi? Ne bu? Ne korkunç bir ses çıkıyor. Mikrofonu o kadar bir de uzak tutmuş. Belli ki bir de opera eğitimi var. Hiç dansını görmedik daha önce. Hoho. Nefis bir sesmiş ya. Dehşet. O kadar sağlam okuyor ki taş gibi. Yani dinleyesin geliyor daha fazla. Başka parçalarına bakasın. Kulaklığı bir düzeltti şimdi çünkü o volümün içinde kalması gerekiyor. Of! Harika. Bu nasıl ağız açıklığı ya? Arkadaş neler var dünyada ya. O'larda da açıyor bakın. Baksanıza işte opera kökenli olduğu için dönüşümü çok büyük sesli. Ay 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 ay. Ne kadar güzel bir sesmiş ya. Neden bilmiyoruz biz bunu Özgün? Ben hiç duymadım Zlata Organović'i. Cahiliz çünkü. 2013'te Eurovision'a katıldığı için hocam. Çok eski. Öyle mi? Alsın. Yani 2013'lerde tabii belki analiz isteği gelmiştir. Yok canım 2013'te ne analiz isteği? Ben 2013'te yani, eski kelebek mutluluk yayını yapıyordum. Yok hiç gelmedi. İlk defa duyuyorum ben Zlata Organović bugüne kadar. Kim göndermiş bunu? Tugay TV. Kralsın. Adamsın. Müthiş. Kadın şarkıyı yiyor be. İnanılmaz. Yani benim anlatmam bazı şeyleri gerek yok değil mi? Ağız açıklıklarını zaten size küçük küçük anlattım. Müthiş. Sadece ağız açıklığı değil mi? Şarkı söylemeyi o kadar iyi beceriyor ki. Fazla. Ve ses rengi çok tatlı bir soprano. Gel. Patlatacak bombayı belli. Of. Wow. Zlata Organović. Tanımaktan hocam, mutluyuz seni. Buyurun. Bir de ben şey hatırlıyorum hocam. Gel Seher'i okumuştu. Öyle mi? Azerbaycan şeyle galiba Seher orkestrasıyla. Evet okumuş. Dur, evet Azerbaycan'la çok yakın bir ses. Zaten Ukrayna Azerbaycan müziği birbirine entegredir. İkisine de bakacağım şimdi. Dur. Yandık ya, çok acayip ses. Oba! Nefis kullanmış ya. Görüyorsunuz değil mi? Hiç böyle yorum duydunuz mu parçada, gerçekten farklı? Ne kadar iyi Yani o kadar eminim ki çok iyi müzik eğitimi olduğuna. İnnal Ödüya Bodrum'da sahne adıyla Zlata Organović, Ukrayna şarkıcı İsmet'in Marmara şehrinde gerçek 2013 arasında Ukrayna Gravity adlı şarkı temsil ettiği yarışma 3.lükle tamamlamıştır. Gerçekten kusursuz bir şarkıcıymış. Biraz kendisi hakkında bilgi edinebilir misin Özgün? Özellikle müzik eğitimiyle ilgili. Ben devam ederken sen biraz sonra söylersin. O kadar temiz ki. Ah. Sonra. Şöyle. Nameler yok ama okuma çok güzel. Of. Bir nefis deniz kaçar. Genesis değil mi ya şu mikrofon? Peki parçanın içinde çok tatlı yorumlar var. Bir de şu şeye bakacağım. Gravity 2013 3. olduğu parça. Hemen yüzükler dikkatleri çeker. Hayda, sahne şovu müthişmiş Özgün ya. Ne kadar rahat bir şarkıcı ya, müthiş. Oo. Oo. Naneler var ya. Çok rahat padiyezleri gördük. Ne kadar farklı kullanıyor sesini. Yani yumuşak renkleri bambaşka, operatik renkleri bambaşka. Bir önceki katıldığı parça daha böyle soul gibi falan bir parçaymış. Orada başka söylüyor. Geley Sehir'i başka söylüyor. Bunu başka söylüyor. Çok değişken de bir renk. Farklılaştırabiliyordu sesini. Çok gerçekten üst düzey bir şarkıcı. Zlata Organović. Wow. İlk defa diyorum, çok şaşırdım. Wow. Evet. Biraz bilgi ver Özgün şimdi. Evet hocam. Çok küçük yaşlarda hocam dalgıçlık eğitim alıyor. Aynı zamanlarda da dağlara tırmanmayı çok seviyormuş. Dağlara tırmandığı bir sırada hocam sesinin yankısından çok etkilenerek müziğe ilgi duymaya başlıyor. Ve aynı zamanda da çok derin dalgıçlık yaptığı için, yani Karadeniz'in işte derin noktalarına daldığı için 5 ve 6 oktav arasına çıkacak şekilde diyaframı gelişiyormuş. Öyle yazıyor. 5 ve oktav... 5-6 high note diyor. Aa, nasıl bir şey? Değil, high note. Pardon. 18 yaşına geldiğinde hocam Kiev'de müzik eğitimi alıyor. Gliar Müzik Koleji'nde, daha sonraki Müzik Enstitüsü'nde caz üzerine eğitim alıyor. Hmm. Ondan sonra da Ukrayna ordusunda dans topluluğuna katılıyor. Hem dansçı hem şarkıcı olarak Ukrayna ordusunun şeyinde, korosunda yer alıyor. Hmm. Evet, orijinal. Eurovision'dan bahsedilmiş. Çok ödüllü bir şarkıcı. Gerçekten çok iyi bir şarkıcıymış ama. Çok ödüllü olan. The çok kaliteli. Seçilmiş. Çok kaliteli bir şarkıcıymış gerçekten. Şaşırtıcı. Birazcık şahıs analizi bakalım. Çok teşekkür ederim Özgüncüm bu arada. Hocam bu arada. Buyurun. Bir tane şahıs analizi geldi. Onu torpil geçebilir misiniz? Kimdir o? Valla mühendisim, şarkı söylemek istiyorum diyor. Tamam, biraz sonra bakalım. Bir tane arkadaşınkiyi buldum, Vusal'ın. Evet. Ondan sonra senin dediğine bakalım Özgüncüm, tabii ki. Tamam. Tamam. Ondan sonra da bir tane benden var. Benden istenen bir ezan analizi vardı. Onu da yapacağım ondan sonra. Derdim olsun. Derdim olsundan kastınız? Vusal gönderiyor. Hocam lütfen şahıs analizi ama... Biliyorsunuz simsiyah ekrana bir şey yapma şansım yok çocuklar. Özgüncüm seninki neydi? Nereye attın sen? Şeyde hocam, Melik Yavuz. Canlı yayın stüdyosu da en aşağıda. Ben bakayım hemen. Melik Yavuz. Mühendisim. Zaten dün BKM'ye gelenlerin hepsi mühendisi neredeyse. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni, böyle olsun istemezdim. Türkçeyi yeni öğreniyorsun galiba Melik, değil mi? İstemezdim diyorsun çünkü farklı. Biraz pes değil mi bu? Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre. Sesler çıkmamış. Ne olmuş bakalım? Gece gündüz kanarım, göz göre. Yani hiç kafa bölgesine çıkamamış ses, göğüste kalmış ve tamamen kırılmış, paramparça olmuş. Göre yandı yıllarım, gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Melik'cim, kesinlikle eğitim alıp kendini geliştirmen lazım. Şu anki okuman yeterli değil. Yeterli değil, sesine de zarar verir bu okuma. Peki, mühendisim ama mühendis olarak devam etmek ve yanında sesini geliştirmek istiyorsan oradan da eğitim alarak devam etmelisin. Tıpkı mühendis olmak için uğraştığın gibi. Peki, hocam merhabalar, kaç zamandır takip ediyorum yayınınızı. Çocukların sesini değerlendirir misiniz? Mustafa Murat Hazneci. Değerlendirelim. Kimmiş bakalım bu çocuklar? Lüzumsuz Savaş, Murat Dalkılıç, Umut Soner Cover. Hadi bakalım. Umut Soner Akustik Project. Hadi bakalım, peki. Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık. Neden o mikrofon bu kadar tepede duruyor? Eğer bu bir canlı kayıtsa, yani şu mikrofonun burada durması, senin biraz daha aşağıda dursa da hani senin sesini alsaymış. Bir de sen sola bakıyorsun. Bak ne kadar uzaktan geliyor sesin. Bize lüzumsuz bir savaş yarattık. Haline sağ salim. Buna mı okuyorsun yoksa acaba sen uzaktan? Hani bu hikayede şuna mı ikiniz de çalıp söylüyorsunuz? Çıkamadık bu deli ruh hali, bazen iyi gelir ama biz çok abarttık. Yolumuzun üstü artık. Yolumuzun üstü. Senkronlar tutmuyor. Bu sonradan kaydedilmiş galiba ya. Üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardı. Aldığımız hasarları zor gibi gelmedi oyun. Evet, ton tabii ikisine de uygun değil. Zor gibi gelmedi ayağında bize tabi, demlenmedi ki ruhumuzun demi, hiçbir tizlik yok. Zor gibi gelmedin. Evet. Tonda bir problem var. Ya bu şimdi mi? Zor gibi gelmedin, demlenmedi ki ruhumuzun demi. Buradan da bu parça okunmaz. Çok tiz. Böyle hani olsa olsa zor gibi gelmedi, demlenmedi ki ruhumuzun demi, ümeyecektik, itiraf et hadi. Bir belki si minör de çekerek söyleyecek. Çünkü o zaman da ne olacak? Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık. Haliyle halim çıkamadık. Zararları ziyansız saydık. Belki buradan okunur. Si, la. Daha iyi okursunuz çocuklar. Bu ton doğru bir ton değil size. İkiniz de gömülmüşsünüz koyu seslere. Peki. Oh, what? Başka neler var? Evet arkadaşlar, hocam, şimdi evet Özgüncüm. Bir soru vardı, unuttum. Ha tabii. Zevkle. Hocam, bir dakika, yanlış okumayayım ismini. Ha, tamam. Mustafa Kaan Kara. Hocam ben vokalim ama S ve Ş'leri çok geçtiği şarkılarda harfeklik oluyor. Hı. Bunun için bir öneri istiyorum hocam. Oh. Yani birazcık şeyle alakalı değil mi? Yani sadece şan hocasının yapabileceği şeyden öte. Harf çıkarmakla alakalı olduğu için biraz daha diksiyon, harf olaylarıyla alakalı biraz bilim dallarını ilgilendiriyor. Şarkı söylemek tabii ki bunun bir yerinde. Bazı harfleri biz şarkı söylerken değiştiriyoruz. İşte şeyleri böyle şey diye okumuyoruz mesela. Küçücük geçiyoruz. Bu şarkı söylerken değişime uğruyor ama bence bu sesin çıkartılmasıyla alakalı bilgileri biraz daha dille alakalı çalışan kişilerden öğrenmen gerekiyor. Bu kadar. Peki. Şimdi bir bana gönderilenlerden bu hafta neler var? Aa, şöyle bir şey var. İlginç bir konu. Hoşunuza gidebilir. Belki işinize de yarayabilir diye kendimi çıkardım, sizlere göstereceğim. Serra Arıtürk'ün bir akustikhane performansını gönderdiler bana. Ben de bir inceleyeyim dedim. Şöyle şeyler gördüm. Bir saniye, geliyorum hemen. Bir saniye. Evet, geri döndüm. Şimdi Serra Arıtürk'ün akustikhane performansı. Şöyle bir durum var. Şimdi ilginizi çekecek şeyi anlatıyorum. Kısaca bir parçayı dinleyelim sizle beraber. Sen yalnız kalamaz, yapamaz. Şimdi güzel bir ses rengi. Çok belli. Keskin bir renk. Hah. Şimdi bakın arkadaşlar. Biraz dinleyelim. Çok özür dilerim. Buraya tekrar geleceğim. Yolculuk devam ediyor şarkının için. Şimdi tize gidelim. Gidiyoruz. Biraz size izletmeye çalışıyorum şu anda. Şimdi bir de buna bakın. Belli yerlerde durdum. Özellikle bu görüntülere bakın. Gidiyoruz. Ben seni kaybettim, anladım. Devam. Tamam, şimdi burada durduralım. Şimdi Serra Arıtürk çok tecrübeli bir şarkıcı değil. Bunu hemen buradan görebiliyorsunuz. Ben neye bakarak görüyorum onu size anlatayım. İki tane yerde özellikle durdurdum ve size dedim ki yani bu görüntülere bakın. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Burada bir koltuk ve koltuğa oturuş. Şimdi Serra Arıtürk kıyafetle alakalı bir dezavantaj yaşıyor burada. Çünkü şimdi bacak üstüne attığı zaman aynı koltuğa oturan başka şarkıcılar da izleteceğim sana. Ondan sonra merak ettim çünkü neler yapıyorlar diye. Farklı şeyleri gördük. Ben ilk gördüğümde şu hissi duydum. Dedim ki ya neden geriye doğru yaslanıyor? Ve koltuk neden geriye kavisli? Ya bir şarkıcının oturabileceği en kötü koltuklardan biri. Neden? Çünkü bir şarkıcı burada geriye yaslanıp oturduğu zaman diyaframla alakalı, eğer çok tecrübeli değilse böyle söyleyerek, hani şarkıcı yatarak da söyler arkadaş, iyisi her şeyi yapıyor. Neler izledik burada. Yani kendiniz ona göre ayarlıyor, ona göre diyafram tutuyor. Ama Serra Arıtürk burada biraz hazırlıksız ve gol yemiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim, ikiye ayrılıyor her şey. Televizyonda güzel gözükmek ve televizyonda iyi şarkı söylemek. Bunların ikisini iyi yapabilmeniz için mantıklı bir denge kurmanız lazım. Eğer bu denge tam tutmazsa bir taraf çok iyi duruyor. Mesela çok güzel gözüküyor mesela. Ama şarkıyı söylerken çok sallanacak bazı yerlerde de kaçırıyor. Bunun sebeplerini anlatıyorum. Şimdi geriye yaslandığı anda, hafif bile olsa geriye yaslandığı anda denge gidiyor. Zaten şu anki pozisyonda diyaframının müthiş çalışma olasılığı yok. İyi değil yani, zor bir pozisyon. Burada ekstra kuvvet harcaması lazım. Ekstra tecrübeli olması lazım. Fakat öyle bir davranışı yok gördüğünüz gibi. İleriki pozisyona bakın. Daha da kötü bir şey yapıyor kendi için. Kolunu geriye atıyor. Denge merkezi tamamen gidiyor. Yani Şöyle yaptığı anda bu diyaframa baskı yapacak yeri kaybediyor. Bir yerden destek istiyor. Çünkü şu şekilde durmak onu rahatsız etti. Keyifsizleştirdi. Bir de bacak üstüne atmış. Hani vücut dengesi çok zor durumda. Arkaya da yaslandığında da tamamen dengesini yitiriyor. Ve ciddi ikinci bölümde detoneler başlıyor. Boynunu zaten tamamen yukarı kaldırarak belli yerlerde söylüyor. Heyecanın da etkisi var. Söyleme becerisinin de etkisi var. Ve bu son derece kolay bir parça aslında. Bakın şu pozisyondaki dengeye bakın. Vücut sola doğru yatmış durumda. Arkadan destek almaya çalışıyor. Yani şan derslerinde hani elini bir yere koy falan derler böyle. İşte piyanonun yanına koyar şarkıcı veya çünkü o diyaframına tatlı bir baskı ve vücut dengesini korumak içindir zaman zaman. İşe yarar. Bakın. Ama bu kontrolsüz baskı ona birazcık kaybettiriyor. Ve boğaza doğru üşmeye başladı bakın. İlk bölümde bu kadar değildi. İkide yükselmeye başladı. Evet. Daha ne kadar yukarı kaldırabilir ki artık? Gidiyoruz. Tekrar alacak mı finale? Almayacak. Burada bitirecek. Parça son derece kolay olmasına rağmen içindeki oturuş şekli bile her şeyi değiştiriyor. Bakın şimdi aynı programa gitmiş farklı şarkıcıları dinleyelim. Tamam. Mesela Shape of You söylemiş Serra Arıtürk. Ona da bir kere daha bakalım. İşinize yarar bu. Bakın aynı şekil devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Koltuk geriye kavisli bir koltuk. Maalesef hafif. Yani bu koltukta oturma şekliniz hafif önüne doğru gelip uca doğru yaklaşıp biraz durmanız. Çünkü bu şekilde okumak çok zor. Yani vücut dengenizi nasıl anlatmayacağız? Daha zor nasıl anlatabiliriz? Yani bu kadar geriye yaslanmak yerine biraz önüne doğru çıkacaksınız. Orada bacak üstüne atacaksınız ki hafif öne de eğilebilin. Hiçbir öne eğilme şansı tanımıyor kendine. Yani bak sesler biraz daha zor bir parçada bakın. Gitti. Çünkü nefese ihtiyacı var. Nefes alacak şekilde durmuyor. Falan filan. Sesler acayip kayıyor. Çıtır 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 kırıla sesler gidiyor. Şimdi aynı programa Öykü Gürman katılıyor. İzleyelim. O da oturuyor. O da bacak üstüne oturuyor. O koltuğa oturmuyor. Başka bir tabure gibi bir şeyde oturuyorlar. Şimdi Öykü Gürman'ın duruşuna bakın arkadaşlar. Bir kere geriye yaslanma var mı? No. Bacak üstüne oturuyor ama vücut dik ve öne doğru zaman zaman eğik şekle geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Ha, kendi dik durmak zorunda zaten. Kambur duramaz. O bir sanatçı. Kendini rahatlatmaya çalışıyor. Şarkının içine girmesi lazım. Konsantrasyon her zaman önemli. Hatta sahnedeki sanatçının yapması gereken şeylerden biri o eğlenme duygusunu, kendi içindeki o eğlenmeyi ateşlemesi lazım. Enerjisini yükseltecek ki parçanın içine girecek. Kalbimde gizli bir şimdi. Öykü bizim okuldan olduğunu biliyorum. İTÜ'den mezun olduğunu biliyorum. Bir okuma stili ve şekli var. Bir kuvvet var. Bir kuvvet farkını hemen görüyorsunuz. Sesi hemen kalbimde gizli bir o sesi öne toplayıp güçle verme hissi var. Yani diyafram fena değil. İyi kullanılıyor. Buyurun. Devam edelim. Zaman zaman içeriden kafa sesleri kullanarak bakın oturuyor bacak üstüne ama vücut hafif öne doğru görüyorsunuz değil mi? Kavisli. Neden? Bu diyafram bölgesini çok daha iyi çalıştırma peşinde. Çünkü parça çok zor. Baştan itibaren kuvvetli net. Önde. Ki bunun içinde size bir sürü şey de gösteriyor. Ya bakın aslında düşünün yani vücut refleksi Ne çok şey düşünüyor içeride. Şarkı söyleyebilmek için işte öne doğru durayım, bunu böyle alayım, rahat olduğumu göstereyim, tize çıkarken dikkat edeyim, bütün sesleri önde tutayım. Bunlar artık senelerin refleksi. Beyin bu refleksleri daha şarkı başlarken şarkıcıya veriyor. Tekrar düşünmek zorunda değil ama içte bir hazırlık var. Şimdi devam. Görüyorsunuz değil mi? Bu halde bile sizle şarkıyı oynayabiliyor. Tiyatrosunu yapabiliyor. Müthiş. Öyle mi? Çok şık. Bakın sağ elini koyduğu şekle bakın. Böyle kazık gibi durmuyor değil mi? Yani şu görüntüye bakın, fotoğraf alırsınız buradan. Yani şarkıcı her zaman şarkı söylerken bile bu vücut reflekslerine rağmen, bir sürü şeyi düşünmesine rağmen bu tarafıyla da ilgilendiği zaman komple şarkıcı oluyor. Çok iyi bir şarkıcı Öykü Gürman gerçekten. Önde. Hala önde. Devam. Ağız açıkları. Tamam. Geçiyorum şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Dediğim duruşu görüyorsunuz. Bacak bacak üstünden atmaktan da kurtulmuş. Neden? Pantolon giydiği için böyle bir şansı da var. Lüksü de var. Ben size yani otururken, şarkı söylerken efendim illa hani etek giymeyin falan filan demiyorum. Burada değilim. Ama belli bir avantajı aldığınızı da unutmayın. Lüksünüz azalıyor. Yani çok iyi olmak zorunda bırakıyor sizi. Bakın işte bacak bacak üstüne atmaktan bıraktı ve daha rahat pozisyona geçti. Ve kendini rahatlattı. Ya çünkü bu diyaframın çok şekle girmesi gerekiyor. Kolay değil. Başka bir şarkıcıya bakalım. Aşkın Nur Yenge gittiğinde ne yapmış? Bir zaman hatası söylüyor. Aynı program. Ne oldu? Hayda. Tuğba Yurt'a geçtik. What? Aşkın Nur Yenge. Yanlış bastım çünkü. İleriye geç dedim. Bakalım Aşkın Nur Yenge ne yapıyor? Benzer bir koltuk galiba. Bir zaman hata. Gördünüz mü? Arkaya yaslanıyor mu? Hemen koltuğun önüne gelmiş, gördünüz değil mi? Yanlış yerde yanlış bir kadın, sevgilim. Biraz rahat görürsek anlayacaksınız. Yeni. Bak, koltuğun ucunda. Görüyorsunuz değil mi? Tam bir açısını bulabilsek. Yok, öyle bir açıdan da yapılmış mı acaba? Şöyle. Ben izlerken bir tane bulmuştum galiba. Arkadaş, öyle bir açıda çekilmiş ki tabii hiç hani öyle gözüksün istememişler. Bana gıcıklıkları olduğu için değil tabii ki. Fakat dikkat edin arkadaşlar, sırtını hiçbir zaman yaslamıyor. Dik pozisyona devam ediyor yani ve birazcık da koltuğun ucuna gelmiş ki hani ayağıyla da bir destek almış. Galiba koltuk da birazcık düşük. Fakat ona rağmen işte sağ ayağını biraz indirip solu biraz kaldırıp o dik pozisyonuna ulaşmış. Yani sırtını falan elini geri yaslasa bu şarkıyı söyleme ihtimali sıfır. Sıfır. Bir tane daha var. Tuğba Yurt'un bir performansı. Gelin onu da izleyelim. Tuğba Yurt da çünkü benzer bir kıyafet giymiş Serra Arıtürk'le. Bakın. Ve kazık ötesi bir şarkı söylüyor, Vazgeç Gönül. İzleyelim. Görüyorsunuz değil mi? Vücut duruşunun zaman zaman öne eğildiğini. Yani bu kaçınılmaz olarak aynı koltuk. Aynı şekilde oturuyor. Gördüğünüz gibi vücut duruşu öne doğru ve dimdik. Yani birazcık öne eğilmek üzere kurguluyor kendini. Elinden lüksünü almış ama çok daha iyi diyafram kullanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Güç gerektiğinde öne doğru yere eğilerek bunu hep sağlamayı başarıyor. Gördünüz değil mi? Öne doğru hafif. Şimdi buradan ne çıkarabiliriz? Tuğba Yurt'un gerçekten iyi diyafram kullandığını çıkarabiliriz. Benzer şekilde oturup biraz dik pozisyondan hiç ödün vermeyip fakat çok fazla diyafram baskısı becerisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok değerli bir şey. bir ömür sev diye diye. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Ömür sev diye diye. Şu pozisyona bakın. Tam karşıya değil mi? Mikrofon aşağıda. Müthiş tutuyor. Nakarat geliyor. Hazırladı kendini bakın. Nefesi aldı. Öne doğru eğildi. Vaz çıkacak şimdi. Geriye doğru atarak biraz. Artık o kadar olacak şarkıcı. Özgür bırakacaksınız bir noktada. Opera söylemiyorsunuz. Pop söylüyorsunuz. Birazcık yukarı kaldırması, fakat sonrasına bakın. Yine buldu rotayı. Hiç kolay değil. Oturduğu pozisyon fazla şeye müsaade etmiyor. Ama o onu kullanmayı öyle geliştirmiş ki iş çok başka yere gidiyor ve çok çok iyi bir performans bence gerçekleştiriyor. Yani burada sadece size hani sanatçılar üzerinden, söyleyen şarkıcılar üzerinden birazcık formül vermeye ve tiyo vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ses tam önde değil, tam güçlü değil. Diyafram zayıf çalışıyor şu anda ve burada da her şey burada gidiyor işte. Falan filan. Peki. Böyle. İşinize yarar mı bilmem. Yararsa yarar deyin. Bayağı uzun oldu ama anlatmaya çalıştım. Peki. Bundan sonra arkadaşlar ne yapalım? Özgün. Hocam. Buyurun. Canlı yayın stüdyosundan son mesaja bakma şansınız var mı? Bakayım. Ne oldu? Kimden mesaj geldi? Hayırdır? Yani bir tane analiz isteği vardı hocam. Mustafa Cennet gönderiyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Kurra Mustafa Aksoy. Onu mu göndermişler? Evet hocam. Ama bu... Bir ders çekimi gibi de. Evet, ben öyle bir şey yapmasını istemem. Çünkü hani böyle şey gibi, gizli çekim gibi bir şey var burada. Evet. Ben hoşuma gitmedi, öyle olmasın. Yani çünkü özellikle din görevlilerinde hani birazcık evet bu bilerek çekilmiş bir kayıttır gibi bir şeyi anlayalım ki şey olmasın, böyle gizli çekim gibi. Hani belki hiç istemeyebilir çünkü. Ben onun yerine bir cuma iç ezan, Sultanahmet Camii'nin muhteşem atmosferinde İbrahim Çoban hocanın okuduğu bir ezan var ki gelin dinleyelim, müthiş. Bunu bugün gönderdi arkadaşlarımız. Sultanahmet Camii din görevlisi İbrahim Çoban. Bir dinleyin bakın. Tam yani kayıt belli ki alınmış. İçerisi muhteşem. Sultanahmet Camii gerçekten müthiş. Müthiş. Mi üzeri. Uşak makamı gibi değil mi? Çarpmalar şahane. Şahane gırtlak çarpmaları var ve farklı tarzda geliyor. Sanki böyle o tamburdaki sert çarpmalar gibi, eski stil gibi. Yani biraz böyle Türk müziğinin eski dönemlerinde farklı okuyorlar ya. Bilmiyorum, farklı okuyorlar ya diyorum. Kaçınız biliyorlar ama Türk müziğinin özellikle Türk sanat müziği okumalarında bir böyle 1900'ler öncesi okumalar var. 1900'lerin başı okuması var. 1950'ler var. Yeni dönem var. Bunların her birine farklı isimler veriyor işte. Klasik dönem, yeni dönem, neoklasik dönem falan. Her biri Türk müziği tarihinde farklı şeylerdir ve bir dönem okumalarda böyle eski kayıtlar, çok eski kayıtları dinlerseniz okuyucuların çok sert çarpmalar yaptığını görürsünüz. Çünkü o dönem bu çok popülermiş. Çok sevilirmiş. Ama sert. Yani böyle keskin keskin gelirmiş. Hocanın biraz stili onu andırıyor. Bana ilk dinlediğimde. Okuduğu ton mi üzeri okuyor. Yani Uşak makamı için yerinden diyebileceğimiz bir okuma. Ama tiz. Yani oktavı oluyor tahmin ediyorum. Belli yerlerde sanki tizde böyle bir hafif yüklenmekten bir zorlanma oldu gibi. Ama o çarpmalar ve ses lezzeti gerçekten muhteşem ki atmosfer zaten inanılmaz güzel. Ya, akustiğe bakın. Bu camide İstanbul Camileri Müezzinleri CD'sini kaydederken Durmuş Akbulut hocayla, iki hocamızla da, Muzaffer Çelik Endazi hocayla, bir hocamız daha vardı, ismini hatırlayamadım kusura bakmasın, kayıtlar yapmıştım 3 müezzinle. Büyüleyici bir atmosferi var. Yani bu caminin gece belli bir saatten sonra, yatsıdan sonra bütün kapılarının kapandığını düşünün. Tepede bir ışığın açıldığını düşünün, büyük ışığın. Bizim onun altında çıplak sesle ezan kaydı yaptığımızı düşünün. Yani müthiş bir atmosfer ve caminin içinde akustik o kadar lezzetli bir akustik ki. Tabii her yere dağılması zaten hani bu camilerin özelliği. Büyük Selahattin Camii dediğimiz camilerin en büyük özelliği. Ama o içinde çok tatlı bir akustik. Yani gidip dinlemeniz lazım işte. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani muhteşem. Çok keskin olduğunu görüyorsunuz çarpmaların. Yani çok belirgin şekilde sizin kulağınıza gidiyor tabii. Nefis, lezzetli geliyor. Hafif kulağımızda biraz klarnet tadı bırakıyor. Hafif ama. Kafa bölgesine oturuyor sesler. Biraz burun önünde yerleştiği zaman böyle bir keskin, parlak bir yere alıyor. Genel okuma stilinde var. Belki biraz acaba değiştirilebilir ama ne kadar değiştirseniz de bu bir stil ve yerleşmiş, girişten tepeye kadar gidiyor. Belki rahatlatıcı bir alan daha bulunabilir ama. Bir tık daha rahatlatıcı bir yer denenerek bulunabilir. Şimdi fa'ya doğru çıktı hoca. Gittikçe tizleşmeye devam ediyor. Mi başladı, fa oldu. Kendisi için zorluk oluşturacak bir şeye doğru dönüştü. Çünkü tizleşme eğilimi doğmaya başladı. Bir daha şurayı dinleyelim arkadaşlar. Şu kısım. Do, do diyezler. Kafa bölgesi. Bu küçük sesle yaptığım sesi. Tam çarpmalar o kadar lezzetli geliyor ki hocadan, yani hakikaten dinlemesi çok büyük keyifli. Ama çok tiz bir ton yani. Belki böyle bile bir böyle gidecek yolculuk var. Yalnız diğer hocalarımıza göre farklı okuyor, onu da söyleyeyim. Çok farklı bir yer tutuyor çünkü. Süleymaniye Camii'ndeki daha önce Davut Avcı Hoca'yı izlemiştik biliyorsunuz. Onunla İbrahim Çoban Hoca'nın sesleri oturttuğu yerler farklı. Farklı bir yere oturtuyor. Daha burun arkası bir yere oturtuyor İbrahim Hoca. Sesleri gibi bir yere tınlıyor. O nedenle bu sesleri çıkarırken zaman zaman bazen dedim ya, başka bir yer belki ileride aranabilir, denenebilir. Onu daha da rahatlatacak bir yeri de olabilir. Düşünülebilir, sadece fikir bunlar. Nefis diyafram değil mi? Ne kadar temiz bir şekilde fa üzeri. Bu sesi tuttuğu yer, dediğim gibi yani şahane bir yerde duruyor. Biraz keskin, biraz buruna yakın bir yer olduğu için zaman zaman tutmasında problem olma ihtimali oluyor. Bakın küçük küçük bazen çatlamalar oluyor. Minik, yani çok belirsiz. Biraz ondan kaynaklanıyor olabilir. Fikir sadece. Belki. Bir de tabii ki mi başlayıp fa'ya çıkması, yani en tiz bölgelere doğru gitmesi de. Sürekli tizleri zorladığınız zaman zaten bir yerden sonra vücut düşmeye başlıyor. İlginç şekilde arkadan telefonun tonu da aynı. Garip. Tam finalde. Sultanahmet Camii yıkılıyor. Yalnız hoca yoruldu. Birazcık yoruldu. Yorulmasının bir numaralı etkeni tonu tizleştirmesi oldu. Yoksa hocanın ses genişliği, sesteki çarpma becerisi, makam becerisi çok üst düzeyde. Fakat farkında bile olmadan tizleştikçe yaptığı şeyleri yapmak zorlaştı. Ben başta ilk bu videolara başladığımda ben böyle tonları belli ediyordum. Bazı izleyenler kızıyorlardı bana. Yani sen neden tonları belli ediyorsun? Çünkü mesela bir seste başlıyorsunuz. Farz edin R üzerinde başlıyorsunuz okumaya. Birçok hem din görevlisi olup hem Türk müziği eserleri okuyanlar vardır aranızda. Başladığınız sese sadık kalmazsanız, yani her okuduğunuzda ses gittikçe karar sesi incelmeye başlıyorsa bir süre sonra okunmayacak hale geliyor her şey. Ve fazladan kendinize yorgunluk yaratıyorsunuz. Çok rahat okuyabileceğiniz bir şey bile çok zor gelmeye başlıyor. O nedenle ne yapmak etmek lazım? Başladığınız tona sadık kalmak zorunda. Olabildiğince sadık kalmak zorunda ki, çünkü başladığınız ton aslında size bir fikir veriyor. Mesela... Belki baştan sonra mi'ye okusa hiç bu zorlanmalar olmayacak ama fa'ya bir anda geldiği zaman yepyeni bir perde açılıyor karşınızda. Ve sonunda da bir yorgunluk ortaya çıkıyor. Üzerinizden yükü alır bunlar. Çünkü bütün gün boyunca görevlisiniz ve mesleğinizi icra ederken sesinizden başka hiçbir şey yok, yani onu kullanıyorsunuz. O bakımdan anlattığım şeyler de o zamanlarda onları öyle anlatmaya çalışıyordum. Bazı insanlar yanlış anlamışlar beni aslında. Onu anlatmaya çalışırken şimdi herhalde çok daha iyi anlaşıyoruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocamızın sesine sağlık. Gerçekten müthiş. Sultanahmet Camii müthiş bir yer ya. Müthiş. Yani böyle direkt şurayı gördüğüm zaman bile insanın gidesi geliyor, göresi geliyor. akustik muhteşem. O kayıt yaptığım zamanlar aklıma geliyor. Hemen şu aşağı tarafta Dingörelerin odası var falan. Oraya gitmiştik. Orada çaylar, sohbetler. 2'şer saat röportaj yaptım hocalarla ben. Sadece okuyan kişilerle değil, okumayanlarla da. İşte Dingörevlilerin hayatları, neler yaptıkları, işte güne nasıl başladıkları, akşamın nasıl bittiği. Yani onların hayatlarını merak etmiştim çünkü. Ve gerçekten çok şey öğrendim o dönemde. Bütün hocalara da o zamanlar destek olan, yardımcı olan, sohbet eden tüm camilerdeki, Fatih Camii'nden Üsküdar'daki camilere kadar hepsine teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olsunlar. Evet. Oh, Sultanahmet Camii müthiş bir huzur. Gerçekten. Peki. Özgüncüm, dakika skor. Hocam. Mikrofonlarımız hocam. Trabzon'da. Buyur. Hocam. Buyur. Valla maalesef hocam yani bir konuda açıklama yapmak istiyorum da. Ne oldu? Yayın başladığından beri Elif'le bizim sosyal medyamız kilitlenmiş durumda. Neden? Ferhat Üngür, Ferhat Üngür diye. Lütfen yani özelden analiz listeyi yapmayınız. Buraya yazınız çünkü biz Emre Hoca'ya söylüyoruz. Tamam peki zaten. Hadi verin Ferhat Üngür. Lütfen tamam. Bize analiz listeğinde bulunmayın. Elif'le biz şu anda giremiyoruz Instagram'ımıza. Yok artık ya. İşte bu. Ferhat Üngür. Ne istiyorsunuz Ferhat Üngür'den? Tamam peki, gelenlerden bakayım ya. Ben böyle kafadan yazmayayım. Zaten bir haftadır geliyor. Ferhat Üngür, O Ses Türkiye'nin bu seneki birincisi. Değil mi Özgün? Ferhat Üngür ses analizi lütfen mükemmel. Peki buyurun bakalım. Ferhat Üngür'ü TRT ise zaten yapmıyorum. Geçelim ona. TRT yayınımız bittiği gibi sağ olsun telifini eksik etmiyor kanalımızdan. Allah razı olsun diyelim onlara da. Yani biz oturup TRT kanalına gene TRT göndermişsiniz. Bütün hepsi Ferhat Üngür'ün TRT'den mi yani? Hocam Elif'in yazdığı var, ona bakabilirsin. Hocam ben yolluyorum chat'e. Yolla bakalım. Elif canlı yayın stüdyosuna da atabilirsin. Tabii chat'e falan yazma, ben nereden göreceğim onu? Ben canlı yayın stüdyosuna o zaman ama tekrar atayım, yukarıda kaldı sanırım. Dur ben o zaman bulayım bir saniye ben de onu. Dur. Hemen tekrar yolluyorum. Evet, arkadaşlar yayını izleyenler lütfen beğenmeyi unutmayın. Yani bu yayınlar biliyorsunuz bir tek böyle besleniyor. Beğenmezseniz de beğenmeyin. Yani o ayrı, sizin bileceğiniz işte yani. Benim için fark etmez. Evet, Ferhat Üngür, minnet eylemem, O Ses Türkiye şampiyonu. Minnet eylemem mi? Onun yani minnet eylememiz zaten okuyan yok muydu? Peki hadi bakalım. Evet. Bunun ama başka bir okuyucu çocuk yok muydu ya? Kimdi Elif okuyan? Emre Sertkaya değil mi? Asıl Emre Sertkaya. Evet. Değil mi? Ayrıca bunu ilk okuyanlarından biri de Ahmet Aslan değil mi? Evet hocam. Aslında ilk Selda Bağcan'dır Türkiye'de. Selda Bağcan'ın aslında ta yıllar önceden. O Selda Bağcan'dan dinlesek ne olur? Bir şey olmaz. Dinleyelim bakalım. Kısaca. Acaba o nasıl okuyormuş? Bugün geldiği nokta ne olmuş? Selda Bağcan, minnet eylemem. Billur gibi ses yani. Tamam. Şimdi devam edelim. Do üzerinde. Yumuşak bir tonla giriyor. Sıratı üzere müstakil gözetirim rayımı. Uşak. Zalim talim etti olan eteyleme, talim etti olan eteyleme. Çıkacak belli ki. Orkestrada başka enstrüman yok olduğu için herhalde klarnetle çalıyorlar. Keşke bir bağlama getirselermiş. Yani klarnet tamamen havayı değiştirmiş gibi geldi bana. Bilmiyorum, benim fikrim. Böyle maya gibi olmuş yani. Bu maya değil. Uzun hava değil. Değil mi? Evet, tiz bölüm gelmekte. Si bemol, yani la bemol tamamen kullandığı yer güzel, tertemiz, değil mi? Kafa sesi. Tamamen. Parıl parıl. Bir de keskin kullanıyor. Ama ses renginin tam olarak ne olduğunu söylemek zor şu anda. Tenoral kullanıyor. Ama tenor değil şu anda. Çıktığı yer bölge olarak da tamamen kafası. Sanki böyle yüksek bariton mu? Bariton gibi bir rengi var. İlginç. Si bemol. Fakat si bemol çatlayarak geldi. Çatlayarak gırtlağını sıkarak çıkarmış. Tenor olduğunu hissediyorum. Çok güçlü bir ses tabii ki. Kendince yorum da katmış gerçekten. Emre Sertkaya'dan bunu dinlediğinizde buraları hep böyle falset dinliyordunuz. Tam ses hiçbir zaman olmuyordu. Tam ses söylüyor. Değil mi? Tek farkı bu. Tabii bir de kendi okuyuşun içinde ilginç bir şeyler de var. Böyle bir dip ses duyuyorsunuz bakın. Bakın. Girişte bile bir çarpmayla giriyor sürekli ve bu sesi hep içten duyacaksınız. Yani sanki böyle hıçkırma gibi. Feryat gibi. Peki. Başka bir performans daha varsa ona da kısaca bakayım. Ferhat, ben yanlış mı yazdım biraz önce acaba? Hocam. Evet. Ferhat'ın kendi sitesinde, sayfasında, YouTube sayfasında da akustik kayıtları var. Öyle mi? Ferhat'mış, H'si yokmuş bu arada. Ben yanlış yazdım, evet. Ferhat dedim. Evet, Ferhat. Gel gör beni aşk yeniledi patlamış. Ona da bir bakalım. Hemen ne yapıyor? Sesi az geldi kulağına. Gürültünün içinde tabii değişti her şey. Arkadan kulaklığının seslerini açıyor. Kendine giden sesi. Bakın. Bu neyi gösteriyor ama arkadaşlar? Ferhat tecrübeli bir şarkıcı. İlk defa yaşamıyor bunu. Tecrübe pek çok şeyde çok etken. İyi tecrübeniz varsa bütün yarışmalarda da, bütün sahnelerde de çok daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Bakın. Eğer hiç arkayı değiştirmeyi bilmese böyle devam edecek az duya ve felaket detoneler duyabilirsiniz parçada. Çünkü ara bölümde bu bir bayağı da ateşleniyor parça bildiğim kadarıyla. Bakın burada detone oluyor bariz. Şimdi daha iyi duyuyor. Pozisyonu da değiştirdi bakın. Şuraya bak. Yani aşk gibi girerken baktı ki bu kendine de az duyuluyor. Yani bu falset gibi okumayla hani dedi bu az duyuluyor. Aşk boya bu daha keskin geldiği için kulaklığına daha temiz notlar gidiyor. Bakın değiştirecek. Ve gittikçe buruna yaklaşıyor. Daha parlak tutuyor ki daha iyi duysun. Gel gör beni aşk neyledi. Şimdi tavana vuracak. Burada tabii duyum seviyelerini iyi ayarlaması gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi biraz önceki parçadaki notlar aynı. Sol, sol diyez. Müthiş kullandığı ve tertemiz kullandığı tiz bir... Gel gör beni. Buraları bu sesleri taş gibi tuttuğu için sürekli bu notaları tiz olarak seçmiş. Sol diyez. Sürekli öne eğilerek söylemesi onun bir kendiliğinden diyafram baskısı da yaratmasını kolaylaştırıyor. Onun sahne duruşuna dönüşmüş bir süre sonra ona. Çünkü muhtemelen hep bu tarz okuyor. Tizleri böyle olan şeyler okuyor ve kaçınılmaz olarak vücut da buna uyum sağlamış. İlginç. Müthiş tuttuğu sesler var ama çok iyi çalan bir orkestra var arkada. Tabii bu orkestranın önünde taş gibi duran bir solist gerekiyor. Çok güçlü ve gürültülü çalıyorlar çünkü. Tiz sesler de çok başarılı olmuş gerçekten. Tertemiz tutmuş sesleri. Arkada böyle bir heavy metal orkestrası çalıyor. Yine gidiyorum. Bu gürültünün içinde ayakta kalabilmek gerçekten iyi solist özelliği ama tecrübeli solist özelliği. İkisi de beraber olması gerekiyor. Çok başarılı gerçekten. Başka kaydını izlememi ister misiniz? Bilmiyorum. Hani bu kadar istediğiniz için ben de olabildiğince sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Şu ana kadar çıktığımız en tiz not si bemol gördük ama sanki yani yüksek bariton tenoral bir renk de olabilir, emin değilim. Geçiş yerine baktığımda fa'da, fa diyezde, solde geçiyor gibi gözüküyor. Tenor olma şansı büyük gibi geldi bana. Yani fa diyez değil de solden itibaren, sol diyezden itibaren geçiyor gibi gözüküyor. Emin olamazsınız böyle tak diye, emin olmak zor. Acep, bakalım. Akustik kayıtları falan filan dedin Özgün ama ben bulamadım galiba. Şurada bir kayıt var. Ne daha böyle bir tane var. Buna bakalım. Zülfikar bu dedi ki yar dedim cemalin. Enstrüman da çalıyormuş. Müthiş. Dedi ki yar dedim seni seviyorum dedi ki vay. Genel tiz karakter kullanmayı seven bir solist. Çok daha canlı performans okuduklarına göre daha kolay tonlar. Bro, gerçekten oranın akustiğimi çok merak ettim şu an kullandığı yer. Bulunduğu yer. Önde tuttuğu pozisyonlar gerçekten tamamen doğru. Tertemiz bir tekniği var. Farklı bir solist, değişik bir solist. Biraz böyle türkü tadını okuduğu şeylere geçiren ama yani teknik olarak bence hiçbir problem olmayan, tertemiz okuyan bir şarkıcı. Benim duyduğum bu. Peki. Fikirlerim bunlar. Peki arkadaşlar. Umarım isteğiniz, mutlu olmuşsunuzdur hepiniz. Çünkü gerçekten çok istediğinizi biliyorum. Ben bu sene O Ses Türkiye'yi çok az izledim. Pek izleyemedim. O nedenle çok hakim değildim. Şehinşah Pirana istiyorsunuz. Şehinşah Pirana NetD'den çıktığı için yapmam. NetD telif atıyor. O nedenle onları yapmıyorum çocuklar. Anca böyle karşılıklı izinleşirsek yapıyorum. Özge Türk Aslan. Hocam size mesaj atmıştım daha önce. Hiç ses eğitimim yok. İlk cover'ım. Ses analizi yapar mısınız? Yaparım. Özgüncüm bol bol lütfen bana amatör şarkıcı bulalım şimdi. Genç arkadaşlardan dinleyelim. Tamamdır. Yayının tamamını bundan sonrasını öyle bitirebilirim. Aa, Nahide sandım seni Özge. Bu ne ya? Aynı görüntü. Öyle değil mi ya? Hayda. Bir yandan Aydem'e başlı çıktı karşıma. Nasıl oluyor bu? Bu kadar inanılmaz. İkisini buldum. Gerçekten buldum sonunda. Gerçekten ilginç. Peki devam. Tabii ki birebir aynı değilsiniz ama bir anda ilk açtığımda Bu stüdyoda yaptığım bir deneme olmuş. Üzerine video çekmişsin belli ki. Ağzın ne kadar kapalı yahu Özge. Sen gülünce güller açar, gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Temiz okumuşsun. Herhangi bir detonen gözükmüyor. Şimdi bu stüdyo kaydı olduğu için çok uzun süre izlemeyeceğim. Devam. Pardon. Bütün parçayı daha çok falsettoya yakın okumuşsun. Ben senden daha iddialı bir şarkıda bekleyeceğim ileride. Fakat ilk denemene göre hiç fena değil. Ses rengin güzel çünkü. Müzikle uyumlu musun? Kesinlikle uyumlusun. Bu tarz okumayı çok seven bir sürü arkadaşımız olduğuna eminim ki, inanıyorum, çok seveceklerdir. Kısa baktım. Daha iddialı performanslar gönder. Parça çok aynı çizgide gidiyor. Tamam mı? Peki. Evet Özgüncüm, sizdeyim artık. Ben arıyorum, siz de arayın. Hocam bu arada bir teşekkür sunabilir miyim? Tabii. İlk başta işte şeyden, Sanremo'nun finalinden, işte Mahmut'un kazanmasından bahsetmiştik ya. Evet. Hemen Fani Hodara, tanıyor musunuz bilmiyorum. Türkiye'nin en iyi piyanistlerinden biridir. Evet. Uluslararası bir besteci ve piyanist, yani şeydir. Nasıl diyeyim? Müthiş bir müzik kadınıdır diyeyim. Tam evet. Bulamadım da. Fani Odara'nın çok selam var. Yayınımızı izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Bizi hem İtalya'da temsil etmişti. En son Malta'da jüri üyeliği yapmıştı. Yakın dönemde Gürcistan'a gidecek. Tekrar jüri başkanı olma sebebiyle. Kendisi izlediği için yayını çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Eurovision tecrübesi de vardı kendisine. Hı-hı. Teşekkür ederiz. Şimdi Emre Şahin demiş ki benim Samistal Yaylası adlı türküyü yorumladım. Değerlendirmeniz benim için çok kıymetlidir. Çekeceğim klipte bu türküyü kullanmak istiyorum çünkü. Hayda. Katıldığım ses yarışmasında beni finale taşıyan bir şarkı vardı, Samistal Yaylası diye. Emre Şahin benim askerlik arkadaşım diye. Tabii bu sen değilsin Emre de. Aynı senin adında bir asker arkadaşım vardı, yazıcı. Onu da seslendirmek isterim. Kameraya bakıştaki ürkeklik. Hangi kameraya bakıyoruz değil mi? Samistal yaylasını, Samistal yaylasını, neden erimez kari, neden erimez kari. Sol diyez minör. Samistal yaylasını. Ben sevdim alamadım, sevdim de alamadım. Böyle durdun ya hali, böyle durdun ya hali. Bariton gibisin. Ben sevdim alamadım, sevdim de. Gidiyor mu daha? Biraz boğazını çok fazla indirdin. Tiz bölgeler kusursuz geliyor. Müthiş. Bana his olarak böyle bir tatlı bariton, bas bariton havası yarattın. Fa diyez müthiş lezzetli, hafif falset gibi. Yüksek dağlar nefis. 10 numara. Emre Şahin süpersin. Sesi tuttuğu yeri görüyorsunuz değil mi? Mükemmel bir pozisyon. Of. Mis. Çok iyi bir okuman var. Bravo Emre Şahin. Bravo. Bizim Discord yayınlarına gelsene çarşamba 8.30. Gelsin, canlı yayında muhabbet edelim, tanışalım. Efendim? Discord, bu arada Twitch. Aynı Discord ya. Twitch yayınlarımıza gel lütfen. Twitch.tv Emre Yücelen. Twitch'e bekliyoruz seni. Tanışalım seninle, müthiş. Çok başarılı performans. Oh! Nefis. Ooo, yangın. Kusursuz. Kusursuz bir performans Emre Şahin. Tebrik ediyorum seni. Her bakımdan kusursuz yani. Okuman, tekniğin, her şey çok çok güzel. Bu kadar hani teknik olarak yetersiz bir ortamdasın. Gitarın jaksız, dıştan alıyor. Senin mikrofon biraz aşağıda falan. Ona rağmen sesin ne kadar güzel geliyor. Evet, buna klip çek. Yap buna. Çekince klip bize de gönder. Ben de paylaşayım. Tebrik ederim seni. Evet. Devam genç arkadaşlar. Hocam bir hocam, ana... Tamam, sen de attın. Bir gün Güler şahıs analizi. Hocam geçen sene bakıp çok beğenmiştiniz. Bu yeni kaydımı inceler misiniz? Birkan Güler. Tabii ki Birkan. Hadi hadi daha çok bulun. Daha çok kayıt bulun bana. Vay be, doymuyordu. Ne alemsin Birkan Güler. Gece 2-3 kaydı yazmış. Oo. Kral geldi. O son ses geldi mi? Seni görmez beni, duymazsın beni, sarmaz beni. Peste do diyeze iniyor ha. Dehşet. Tam inmiyor ama iner gibi davranıyor. Böyle ya bas bariton ya bas karakterli bir renk. Ama okuma becerim müthiş Birkan. İnanılmaz. Çok iyi, çok. Çalıp söylüyoruz değil mi? Sahne yaptık bugün Birkan. Çok güzel sesin var ya. Gerçekten güzel sesin var. Seni de bekliyorum Twitch'e. Çarşamba 8.30. Gel canlı yayında hem muhabbet edelim hem canlı şarkılar söyle. Çok değişik bir rengin var ve şarkı söyleme havan falan çok başarılı. Bir yerlerde sahne yapıyor musun bilmiyorum. Ama çok becerisin. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten güzel. Bugün iyi genç sesler var. Çok iyi sesler var. Evet. Özgüncüm, var mı başka bir şeyler cebinizde? Tolga Kızılgül. Canlıyım, süzülüyorsun, atıyorsun. Oh maşallah ülazim. Ben şuradan bakayım bakalım. Nerelerden, şuradan bakalım. Siz bulun, fırlatın, ben hemen yapacağım. Bekir Demirci, Hırka. Onur Özcan cover yapmış. Dinleyelim. Sen dağıttın bak, ben topluyorum. Çok cılız söylüyorsun Bekir. Hafif detoneler. Biraz. Hafif kirletmeye çalışıyorsun ama tam olmuyor. Yolunda mı her şey senin gibi değil. Olmuyor söyledim. Hoşça kal demek kolay. Biraz geçiyorum. Bekir, bu olmamış ya. yani seslerde kaymalar var, tam istediğin gibi şey değil. Gitarı fena çalmıyorsun ama ses henüz buna eşlik etmiyor. Ton biraz pes gelmiş. Henüz bir dengesizlik var. Ne yapacaksın? Kısa bir eğitim. Eğitim lazım. Daha geliştirir seni. Peki. Devam ediyorum. Pardon. Cem Adrian nereye gidiyorsun? Cover. Abdullah Can Şenkal göndermiş. Ona da bakalım. İsmini yavaş yavaş giderken bu kentten bir hiç gibi bırak yalnızlığımın kalbini kendini sök yavaş yavaş git derken. Güzel bariton. Bu kentten. Ama çok Cem Adrian gibi okuyorsun. Bu da bizim bütün enerjimizi alıp götürüyor Abdullah Can Şenkal. Sakın ağlama, sus, unut, ne yaptı sana unut, ne söyledi bunu. Güzel şarkı söylüyorsun ama çok Cem Adrian gibi söylediğin için sesinin bütün becerisi üstüne toprak örtülmüş gibi yok oluyor. Lütfen kendine daha farklı şarkılar seç. Sesin güzel, okumayı biliyorsun ama daha kendini ifade edebileceğin şeyler bulmalısın. Bu sana o nefes alacak aralığı bırakmayan bir şarkı. Şanssız bırakıyor seni. Cem Adrian'ın öyle bir tarzı var ki Cem Adrian'dan başka okuyabilen, hani Cem Adrian şarkısını daha farklı okuyabilen ben görmedim. Var mı? Wicked Game akustik cover. Kimdir? Deva Biçer gönderiyor. Bu nedir? Baştan sona falsette okuyorsun. Yani dinlemesi zevkli ama böyle birazcık dinlenmek ve uyku öncesi gibi oluyor. Çünkü tamamen falsette okuyor. Yani. Peki devam. Tolga Kızılgül, Kupa Kızı, Sinek Balesi. Eriskan bir falan. Çıkmıştık birbirimize, o güzel kupa kızıydı. Sinek valisiydim bense, gece yarısı o perşembe. Rastladım köprü üstünde. Hiç fena değil ha, giriş. Ağlama dedim, o ağladı. Trabzanlardan indiğinde. O hiç fena değil, gayet güzel. Gel nakarata bakalım. Saçların ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim. Senin için rüzgarda hep yağmur mu var? Bugün katılan %70-80 sesler çok iyi. Müthiş. Ne oluyor arkadaş? Kendinize girin. Detone olun biraz. Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan? Çok iyi, çok iyi. Çok iyi sevgili Tolga. Çok başarılı. Bu sonbahar bir kar tanesi ol kandilimin ucuna. Ya böyle yetenekli arkadaşları Twitch yayınlarına 8.30'a bekliyorum çarşamba gününe. Hepinizi bekliyorum. Gelin canlı söyleyin. Süper. Bence okuman ve becerin çok başarılı Tolga. Çok başarılı. Çok rahat bu işten sahne yaparak para kazanabilecek bir becerin var. Bunu hissediyorsun hemen. Peki. Yusuf hocam, kusura bakmayın. Efendim Elif'ciğim, ne oldu? Çarşamba günü hocam bu analiz ettikleriniz gerçekten Twitch'e bekleriz. Şöyle yanlış bir algılama olmuş sanırım. Bana da çok mesaj geliyor çünkü Instagram'dan. Hayır, Twitch'te yapıyordunuz, şimdi Discord'a indiriyorum diyorsunuz, karar verin falan diye. Discord üzerinden sizi yayına bağlıyoruz. Yani önemli Discord olan Discord'u indirmeniz zaten. Discord'u indirmezseniz Twitch yayına katılamazsınız. Olay bu. Çünkü Discord üzerinden Twitch'e bağlanıyoruz, tamam mı? Yusuf Özgedik 54. Özgün Günyar, benim de analizimi fırlatır mısın rica etsem? Fırlatıyorum Yusuf Özgedik. Sibirya'nın yıldızı. Değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Evet evet doğru hocam. Tamam. Evet hocam. Sibirya'ya selamlar. Şu an Sibirya'dan gönderiyor bu kayıtları. Yalnız balonlar... Yusuf abi biraz fazla mı olmuş acaba? Zaman zaman nameler geliyor, zaman zaman kaçıyor. Vayaman. Biraz da pes gelmiş size parça. Çıkmıyor değil sesler, rahat çıkıyor ama biraz pes sanki. Geçiyorum. Sessiz ay vallahi güzel, fena değil, lezzet var ama parça çok güzel ya. Zaman zaman kaysa da arada bazı nameler çok lezzetli geliyor. Şu zaten tipik Ahmet Kaya çarpması. Bu Ahmet Kaya'nın bırak ay gitsin. O hep yapardı bunları. Sen kal bu gece ayaman. Abi bu balonları biraz azalt ya Yusuf abi. Etrafım balonlar yağıyor. Daha önce zaten Twitch yayınlarımıza da katılmıştınız. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki devam edelim. Var mı başka isteyenler Özgün? Vardır tabii ki. Ben de şöyle. Hocam da ben siliyorum yaptıklarımızı şeyden, canlı yayın stüdyosundan. Tamam, ben de şöyle en son atılan mesela. Oh bir tane buldum. Allah Birkan. Ha sen zaten bulmuşsun. Tamam sen. Ali Karuz'la Abdullah Şenkal var şu anda görebildiklerim. Tamam ben o zaman hepsini yaptım buranın. Şahısınız Mert Çalık lütfen demiş tabii ki. Özgün Günyar etiketlemiş, o da daha güzel. Ben hemen kendim buldum. Özgün ah video kullanılmıyor. Ne yaptın? Videoyu kaldırmışsın. Peki bakalım neler var başka şuradan. Rap şahıs analizi. Kanvaş comeback. Efendim Özgüncüm. Bir de şöyle bir olay var yani, şahıs analizi yazın diyorum da lütfen kendi analiz isteklerinizi yazmayın. Çünkü evet, anlıyoruz evet. Yani ben bakıyorum buradan. Tamam. Kanvaş comeback. Destona analiz atak. Wow. Ya geçen canlı yayına katılan bir tane İzmirli rapçi vardı ya Özgün. Ha, evet kim hocam diye o ya? Ne dehşet bir çocuktu arkadaşlar. Yakında size onu bir düzgün bir şeyler yapsın. Kayıt evet falan yapsın. Çıldıracaksınız. Hatta ben onu kaydettim. Berkay küçüktü hocam. Ismini. Berkay mıydı? Evet. Dur bakayım. Ben bulabileceğim mi acaba? Belki o yeni... Aa burada. Oo yayını buldum. Dur abi dur. Kendime güvenim, zam görsüme dübelim, kan paramparça parmak uçları, kantada dilde, baraka binte, ince, eleme kelime delince kalem kağıt. Haydi dağıt kara kafada bir baraka var, düşünceden düşünce ben düşünmeden düşünceler. Sırtlar beni sırtlan gibi gırtlak, teri kıtrat değil seçim sende. Kendi kendine geçin sende, tek şans yaşamak aşamadaydı. Başarı peşine kaçırdı karısı umrum değil. Durdur beni, durdur dedim, kurdum yeni bir distopya. Hiçbiri biri değil, hepsi kopya, bak gene hazır tekste kopya aynen çıktı. Biz muhalefet, bana gelen her lafa bil mukabele et, iltaf evet, anlaman zor. Var bir misyon ve vizyon, yolumdayım uzun bir yol. Canlı yayını dağıttı o gün, dağıttı. Canlı performans. Altyapısının üstüne canlı okudu. Çok keyifli. Vallahi tavsiye ederim gençler. Ama yakında zaten ondan bir tane video istedim. Bana gönderecek, ben de baştan sona dinleyeceğim. Şimdi Kanvaş comeback. Destona. Günlerden bahsederken etrafta oluşmakta vaka. Kimse olmuyor bugünlerde konuşmaktan yana. Çünkü kimse yüz bulamıyor homie. Açmaktan bana. Dilini keserim önüne çıkanın bitirini kere kümenin kurala bir kere bulamaz hedefi çünkü beni beceri hak ediyor. Kimisi oralı perisi burada denize kurutup atışı bulunur. Edifemedik ilep kalı bu konuda anlaşılmayan bir şey var mı? Şeytan diyor bu ağzına be. Ya şu yaptığınız şeyi bir de canlı yapsanız var ya. O zaman işte mest olacağım. Şimdi stüdyo olduğunu bildiğim için bunların ne kadarının gerçekten yaptığınızı bilmiyorum. Yani şu yaptığınız şey güzel bir şeye benziyor. Eğlenceli, keyifli, sesler renkli ama ya çok daha iyi olur biliyor musunuz? O zaman daha ateşlenirim yani. Yani peki. Güzel ama Kanvaş. Kanşav. Kanşav comeback. Yanlış okumayayım pardon. Kanşav comeback. Hocam buyurun ses dinleyelim. Yıldırım Budak. Sezan hocam Onurcan. Şahıs analizi hocam. Onurcan Özcan Çilingir coverladı. Mustafa Kaan Kara. Bakıyorum. Uf bu nasıl link? Bu ne ya? Ha, Instagram atmışsın ama hayır. Peki. Hocam analizimi yapar mısın? Hiç eğitimim yok. Elif Buse. Yapalım Elif. 1.11. Wow, fena gitar çalmıyorsun ha Elif. Şimdi mesela şarkıyı söylerken bak hep sözlere bakıyorsun ya alttan bak. Konsantreni bu çok dağıtıyor aslında. Bizim kanalın modlarından Elif de geçen bir yarışmaya katılmıştı. Onun analizini yapmıştık. Hatta tekrar bir açayım size göstereyim. Seninle çok bağlantılı bir şey çünkü. Ya bunun bir sürü versiyonu olabilir. Evde çok keyifli de oturabilirsin. Elif'ciğim kaçıncı dakikaydı? Şey hocam ilk performans mı ikincisi mi? İlki tabii ki. Kaçıncı canlı yayındı? Özgün kesin bilir ya. 19 hocam ya sanırsam. 19 Serdar Ortaç. Evet, 19 olması. 19.57 gibi bir şeydi galiba. 19.57 evet. Ama yok, sen... 57 ikincisi de ilk Ebru Yaşar. Tamam buldum. Evet ilk 19 olması lazım. 19'dur ben şimdi zaten bulurum 2 saniyede. Onu bir göstereceğim bakın bunu. Ya yani bu söz olayı çok bela bir şeydir çocuk. Buldum tamam. Bak şimdi Elif burada şarkı söylüyor. Habire sözlere bakıyor bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bu sürekli sözlere bakma şarkı söylemeye öyle bir konsantresini bozmaya başlıyor ki. Bunu bir televizyon programında da yaşarsınız, sahnede de yaşarsınız Allah yaşarsınız. Bu olay bitmez. Olabildiğince çocuklar elinizden geldiğince şarkı sözlerini ezberleyerek söyleyin. Konservatuara girdiğinizde zaten sınavlar şunlar bunlar her şey ezberleme üzerine kurulur. Yani derler ki ezbere okuyacaksınız. Karşınızdaki sözlere bakarak okumayın çünkü gerçekten konsantre bozar. Senin de konsantreni bozuyor. Şarkı söylemeni kötü etkiliyor. Bak. Aldı beni götürdü sonra sattın. Ha, belki akorlara bakıyorsun fark etmez. Yani şöyle bize kafanı kaldırıp bize söyleseydin farklı olurdu. Şeker bir okumam var. Tatlı bir okuma geliyor kulağımıza. Gelişme ihtimali %100. Bak %100 gelişme ihtimalim var. Çalışacaksın. Gitar çalmayı çok geliştirmişsin. Okumana çalışacaksın. Okumaya çalışmak için de şarkılar olabildiğince birilerine söyleyecek gibi davranarak söyle. Yani hakikaten öyle hayal et. Belki karşına bir ayna koy, aynaya söyle. Ama sözlere bakarak şarkı söyleme artık. Bunu değiştir. Bu seni çok etkileyecek Elif. Peki. Yayının sonuna geldik. 2 saat oldu. İyidir. Bence yeterlidir. 2 saattir konuşuyorum. Ben yoruldum. Peki arkadaşlar. Özgüncüm, Elif'ciğim söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ya şimdi sus ölürsün sonra da sonsuza dek susun. Bir gelenek başlatmak istiyorum hocam. Bu buyurun. Hafta kaybettiğimiz müzisyenleri anmak istiyorum. Özgün. Çok özür dilerim. Özgün çok özür dilerim. Tamamen sana bırakacağım biraz sonra. Çok özür dilerim. Bir arkadaş demiş ki Dilek Alçıçek. Elif de aradan çıktı çok şükür yazmış biri. Ya böyle olamaz Dilek. Ne yapıyorsun ya Dilek? Alperen'in istekleri var. Alperen hocam henüz tanınmadı. Bakarız Alperen ileride. Arkadaşların tabii istekleri devam ediyor. Ben de bir yandan yandan onlara bakıyorum. Grup Parya, Şahısın Aracı, Falsetto değil lütfen. Deva isim. Deva'yı yaptık mı biraz önce? Yaptık. Falsetto değil ha. Falsettosuz kaydını göndermişsin. Ama ne yapalım, bitirdik ya Deva, kusura bakma. Şimdi en son sözü Özgün'e bırakacağım. Birkan. Analiz arıyorsunuz. Benim diğer hatamı kavurum. Biraz fazla oldum sanki. Birkan. Bir tane şans vardı. Kusura bakma. İsteyen arkadaşları çarşamba gününe bekliyorum hepinize. Tamam mı? Hocam bu arada çok özür diliyorum. Böldüm sizi. Evet. Çok inanılmaz soruyorlar. Yarışma hakkında bilgi istiyorlar ya. He arkadaşlar. Pazar duyuracağız demiştim. Ha doğru. Şimdi arkadaşlar bir saniye. O zaman burada olanlar şimdi kulaklarınızı iyice açın. İyice açın. 200 kimse de kalmamış. Herkes gitmiş. Herkes kaçıyor. Bir gideceğiz dedik, bitti. Herkes eve gitti. O zaman duyanlar duymayanlara. Duyanlara. Şimdi çocuklar. Müthiş bir yarışma başlıyor. Bu cuma günü sabah ilk duyurusunu yapacağım. Akşam da ana duyuru gelecek. Müthiş bir yarışma. Ödüller var. Güzel ödüller var. Ve çok keyifli bir yarışma. Bir kere müthiş sesiniz olması gerekmiyor bu yarışma için. Bakın herkes katılabilir. Herkes. Her şekilde. Enstrümanlı, enstrümansız. İsterseniz 2-3 kişi katılın. Herkes katılabiliyor. Bu cuma günü sabahı bekleyin. Sabah gireceğim. İlk videosunu. Akşamında da full videoya gireceğim. Tamam. Mutlaka bekleyin. Çünkü müthiş bir yarışma başlıyor arkadaşlar. Çok keyifli. Tam bir ay sürecek. Tam bir ay sürecek. Pardon 1,5 ay sürecek. Ve Nisan başına kadar sürecek. Çok acayip keyifli bir yarışma. Çok zevk alacaksınız. Ne olursunuz cuma gününü bekleyin. Cuma günü yakacağız ortalığı. Tamam. Müthiş bir yarışma. Sürpriz ama. Yani içeriğini veremem ama çok keyifli. Herkesin kolaylıkla katılabileceği bir yarışma. Haberiniz olsun. Peki. Ben bitiriyorum. Özgüncüm sen de söyleyeceğini söyle şimdi. Hocam ben bir gelenek başlatmak istiyorum. Bu hafta kaybettiğimiz müzikal değerleri anmak istiyorum. Tamam. Uygurlu halk ozanı evet. Abdurrahim Hayit ve Hakan Yeşilyurt, Türk halk müziği sanatçısı. Buradan gökyüzüne selamlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet, kaybettiğimiz değerlerimiz aslında Abdullah Bey'in sesini keşke yapsaydık bugün. Unutmak üzdü beni şu anda açıkçası. En azından bir dinleyelim. İsmini yazar mısın Özgün mağaraya? Veya şey Can. Hemen yazıyorum hocam. Yanlış yazdım. Hayit. Tamam. Abdurrahim Hayit. Maalesef bu hafta öldürüldü değil mi Özgün? Hocam 2 yıldır tutuklu kaldığı hücresinde ölü bulundu diye açıkladı. Vefat etti diyelim biz ona o zaman. Vefat etti, evet. Şimdi sırada söz Sabahattin Ali, beste Zülfü Livaneli, Leylim Ley. Efendim Özgüncüm? Ekranı kapatıyor şu anda. Ay çok özür dilerim, çok özür dilerim. Unuttum. Özür dilerim. Yani o stil olarak o kadar farklı bir rengi var ki. Farklı tabii. Okuma stili farklı bizden. Bakın. Bir sürü kayıt var. Tabii onu aslında Akdeniz'e sormak lazım. Asıl o çok güzel anlatır bize. Ama yakında zaten söylediğim gibi kanalda şahane bir video olacak. Hazır bekleyin. Gözüm sultanım, gidim sultan mı sen? Allah rahmet eylesin diyelim. Bir Uygur Türk şairiydi. Büyük Uygur Türk şairi ve müzisyeniydi. Peki. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Benden bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Bu ana kadar bizi izleyen arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar hepinize. Güzel evlerinizde, Oturun. Hava güzel. Belki dışarı çıkın. Keyfinize bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Cuma günü bekleyin heyecanla. Çok keyifli bir yarışma başlıyor. Hepinizin katılmasını istiyorum. Bizden bu kadar. Elif Özgün Sanat, sizlere teşekkür ederim. Bay bay. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Çarşamba Twitch'e. Bye!